Saati, Yalova Gazetesi'nin en özel serilerinden olan Spor Saati programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü bir diğer özel konuğumuz Yalova Tenis Spor Kulübü'nün Tenis Akademisi'nin antrenörü Sayın Fikri Semih Evranlı. Hocam, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bize değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bugün benim için özellikle de ayrı bir keyif. Ben çünkü daha önceden kendim tenis oynamış birisiyim. Ne güzel. Seni de çok seviyorum. Evet. Burada da şu an çekim yaptığımız kortta da oynamışlığım vardır. O yüzden ben çok keyif alacağım. İzleyicilerimiz de mutlaka çok keyif alacaklardır. Evet. Hocam, ilk olarak dilerseniz şöyle başlayalım. İzleyicilerimizin ve takipçilerimizin daha iyisi tanımasını istiyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Fikri Semih Evranlı kimdir? Ben 1987 Bursa doğumluyum. Bursa'da ve İstanbul'da büyüdüm diyebilirim. Tenis dolayısıyla transfer oldum İstanbul'a. 13 yaşımda Taç Spor'a. 92'de tenise başladım. Uzun zaman, bizim zamanımızda daha çok yerel turnuvalar vardı. Yerel turnuvalarda hep ilk 8'deydim Türkiye'de. Milli başarım hiç olmadı. Millilik seviyesine ulaşamadık ama hep ilk 8 seviyesindeydik. Kariyerimi böyle noktaladım. Bundan sonra Taç Spor'da antrenörlük yaptım. Taç Spor'da antrenörlükten sonra Bursa'dan önce GD Tenis'e geçtim. GD Tenis'te uzun süre antrenörlük yaptım. Sonrasında Bursa'ya geldiğimde kendi akademimi açtım. Daha sonrasında da yolumuz Yalova Tenis Kulübü ile buluştu. Şu anda burada da devam ettiriyoruz bir yandan. Bir yandan Bursa'da da kendi akademim var. Bir yandan Yalova Tenis Akademisi'ni de yürütüyorum. Ve Türkiye'ye yararlı ve faydalı olmaya çalışıyoruz. Hocam, benim dikkatimi çekti. 1992 yılında başladım demiştiniz. Evet. Sanırım 5 yaşındaydınız. Doğru. Normalde o dönemlerde bu kadar erken tenise başlayan çocuklar çok olmuyor. Evet. Hele o dönemlerde. Daha eskiye gidersek. Şimdi biraz daha insanlar bilinçli çocuklarını yönlendiriyorlar. Sizin 5 yaşında tenise başlama hikayeniz nasıl oldu? Ailenizin bilgisi var mı? Bir Mahmut hocamız var bizim Bursa'da. Türkiye'ye de çoğu insan tanır. Eski kayakçı kendisi, sonradan tenise başlamış biri, 47 yaşında. Ama iyi bir sporcu. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş bir sporcu kendisi. Onun sayesinde başladım ben. Hikayesi de şöyle. Abim yüzme sporuna çok meraklıydı. Yüzmede seçmelere girdi. Seçmelerde de o zaman o dönemde Bursa DSİ bayağı öndeydi. Oraya da seçildi. Sonra biz tabii aile büyüğü olarak Mahmut Hoca'ya sorduk. Hani nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Daha doğrusu annem ve babam soruyor. Ve o da bizi tenise başlattı. Gelsinler abi kardeş, ben onları tenise başlatayım. Ve hayatlarının sonuna kadar beraber tenis oynarlar diye aslında tenis kariyeri başlamış oldu. Başlangıcınızdan itibaren o tutkuyu içinizde hissettiniz mi? Ya ben bu sporu yapmalıyım. Şu ana kadar hala devam ediyorsunuz tabii. Evet. Ne zaman o tutku oluştu? Onu çok merak ediyorum. İdol aldığınız o dönemlerde isimler var mıydı? Biraz bahsedebilirsiniz. Kesinlikle. O dönemde, bizim dönemimizde Sampras ve Agassi çok ön plandaydı. Agassi'yi çok seviyordum ben. Benim hatta Agassi'den önce biraz Thomas Muster zamanını da yakaladık. Onu da çok severdim. Ama asıl idolüm Agassi'ydi. Agassi sonrası zaten Federer geldi, uçurdu bizi. Tutku galiba İstanbul'a gitmeyle beraber başladı. Yani onun öncesinde Bursa'da tabii ki tutku var. Bir şekilde hayatımızın içine yerleşti. Bir dönem hatta çok zorlandım. Hatta tenis oynamak istemedim. Sonrasında İstanbul'a geçtikten sonra inanılmaz bir tutku oldu bende. Sonrasında bırakamadım. Bir dönem yine tabii ki işte sporcu kariyeri bittikten sonra turnuva vesaire oynamamaya başladıktan sonra bir dönem yine böyle bir farklı durumlar gerçekleşiyor sporcularda. O dönemi de yaşadım ama sonrasında tenissiz kalamadığımı fark ettim. Yani bir şekilde bu camianın içinde kalmak isteme duygusu oluştu ve o zamandan beri de zaten herhalde hiç çıkmadım içeriden. Antrenörlüğe başlama hikayenize bununla paralel bir şey mi? Tutkuyla beraber devam ettiniz. Antrenörlüğe Taç Spor'da başladım. Taç Spor'da hem sporculuk hem aynı zamanda da antrenörlük yaptım. O zaman baş antrenörümüz Ali Göreç'ti. Çok ünlü Taç Spor'da. Kendisi. Evet. Onunla beraber antrenörlük yapmaya başladık orada. Antrenörlüğe başlama hikayem yani yaklaşık herhalde 2006 civarı. 2000 evet. 18 sene. Evet. Evet. Çok küçük yaşta, genç bir yaşta itibaren başladınız. Aynen. Aynen. Peki bu Yalova Tenis Spor Kulübü ile bu Yalova Tenis Akademisi hikayesi nasıl oluştu? Size nasıl geldiler? Nasıl bir teklifte bulundular? Şimdi Yalova Tenis Kulübü'nün yönetim kurulu, şu andaki yönetim kurulu bu konuda inanılmaz öncü. Yani inanılmaz istiyorlar, inanılmaz seviyorlar bu işi ve hani hiçbir beklenti olmadan gerçekten faydalı olması için, yararlı olması için yapıyorlar bu işi. Bir defa onların bu tutkusu benim çok hoşuma gitti. Çünkü aşağı yukarı ben de
aynı tutkuyu paylaşıyorum. Tabii ki biz bu işin profesyonel tarafındayız. Tabii ki para kazanıyoruz. Evet, ama o tutku olmazsa bu işte ilerleyemiyorsunuz, devam edemiyorsunuz. Onlarda da aynı şeyi gördüm. Bir şekilde Bursa'da yolumuz kesişti. Yönetim kurulundan Burak Çağlar'la. Onun sayesinde burayla tanışmış oldum. Daha öncesinde gelmiştim burada, oynamıştım da, sporcularım da burada gelip oynamıştı. Ama onun sayesinde yönetim kurulu da şu anda yeni dönem yönetim kurulu, daha öncesinde farklı bir yönetim kurulu vardı. Onunla beraber burayla tanışmış olduk, diğer yönetim kurulu üyeleriyle de. Ve onlar da böyle bir teklifle geldiler bana. Hani biz burada, Yalova'da böyle bir şey yapmak istiyoruz. Şu anda işte Yalova'da hani bunu çokça böyle hani geniş çapta yapan herhangi bir yer yok. Bunu nasıl yaparız? Nasıl organize ederiz, nasıl bunu vücuda getiririz diye sordular. Bir şekilde böyle başladık. Yani ondan sonra hatta yani bu süreç aslında çok da kısa olmadı. 6 ay falan civarında süren bir süreçten bahsediyorum. Onun öncesinde hani fikir aşamasını sorarsak bir senelik bir mevzudan bahsediyorum. Öyle hani bir anda işte bir gecede veya işte 3 günde olan bir mevzu değil. Uzunca bir zaman sonrasında gerçekleşen bir şey. Sonrasında da geçen Nisan'da başlattık. Hocam, dilerseniz biraz daha özel alana artık geçmek istiyorum. Tabii ki. Siz yaklaşık 18 senedir antrenörlük yapıyorsunuz. Evet. Birçok olaya şahit olmuşsunuzdur. Çok tecrübe sahibisinizdir. Antrenörlük yaşamınızda aileler ve öğrenciler konusunda tenis eğitimi, antrenörlük en çok zorlandığınız konudur. En çok neyden problem yaşıyorsunuz? İletişim. En çok problem yaşadığımız durum iletişim. Ülkemizde bence şu anda eğitim konusunda özellikle, yani bunu sadece tenisle de sınırlamayabilirim. Genel olarak bir iletişim problemi yaşıyoruz. Bu iletişim problemi bizim sektörümüze de yansıyor. Teniste özellikle iletişim çok önemli. Yani her ne kadar ne olursa olsun hani sadece sporcu ve antrenörmüş gibi gözükse de yani bu iş sporcu, antrenör ve veli mutlaka işin içerisinde. Dolayısıyla bu bir üçgen ve bu üçgenin içerisindeki iletişim gerçekten iyi olmalı. Bu iletişimde kopukluklar olduğunda, anlaşmazlıklar olduğunda sporcunun ne kadar iyi olması işte veya sporcu değil velinin ne kadar iyi olması, bunların hiçbirinin bir önemi kalmıyor. Yani iletişim bozulduğu anda o kontak kopuyor ve bu sefer spordan kopmalar başlıyor. Hocam, şöyle bir durum da var. Yurt dışında da bu konuda çok üzerine duruluyor. Ailelerin gereğinden fazla müdahale olduğunu söyleyenler de var. Evet. Mesela koç antrenör ilişkisinde hatta bazen ailelerin babası, evet, Şişpas'ın babası uzun süre Şişpas'ın antrenörünü yapmış. Evet. Orada bir sıkıntı oluyor mu peki size karşı, ailelerin size karşı gereğinden fazla müdahale olabilir mi? Burada önemli olan karakterleri doğru yerleştirmek. Yani eğer doğru şekilde yerleşmiş bir karakter varsa ortada hiçbir sorun olmaz. Ama doğru şekilde yerleşmemiş bir karakter varsa ve karakter kayması oluyorsa, yani bunu şöyle anlatabilirim. Ortada sonuçta bir sporcu var, baba ve anne var ve antrenör var. Bu karakterleri doğru şekilde yerleştirdiğimiz zaman her şey yolunda gidiyor. Bu ne demek? En basiti şöyle örnek verebilirim. Anne ve baba çocuk yere düştüğünde ne yapar? Yavaşça onu yerden kaldırır. Sarılır, bir yerine bir şey olmuş mu diye bakar. Ancak bu tip bireysel sporlarda çocuk bir hata yaptığında ya da yenildiğinde böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Genelde azarlama oluyor. Genelde işte çocuğa işte nasıl kaybedersin, çok kolaydı vesaire gibi kızmalar oluyor. Aslında bu karakter olarak antrenörün işi. Yani antrenör çünkü onunla bir iş ilişkisi içerisinde, ona bir şeyler öğretme çabası içerisinde ve orada çocuğa yapmadıkları üzerinden kızması gereken kişi antrenör. Anne baba aslında orada yine çocuğu sanki yere düşmüş gibi onu alıp sarıp aslında yaralarını iyileştirmeli. Yani bu karakterler doğru oturduğunda bir problem yaşanmıyor ama bu karakterlerde bozukluk olduğunda genelde zaten içeride kötü şeyler izliyoruz. Türkiye'nin geçmişinden bugüne kadar alabiliriz. Evet. Tenis eğitimi konusunda çıkan tenisçiler konusunda uluslararası seviye, Avrupa seviyesine, Amerika seviyesine baktığımız zaman haliyle biz daha keyifte kaldık bugüne kadar. Evet. Şu an belki ilerleme olsa da bunun temel sebebi sizce neydi? Siz profesyonel olarak neye bağlıyorsunuz bunu? Burada Türkiye'nin tabii tenisteki gelişimi süreç içerisinde şu anda zirvede aslında. Yani biraz böyle değerlendirmek lazım. Evet, diğer ülkelerden gerideyiz. Ama tenisin ülkemizdeki gelişimi açısından bakarsak şu anda zirvedeyiz. Bu ne demek? Yani daha önce biz işte ilk yüzde 5 tane, 6 tane sporcu çıkartıyorduk da ya da 2 tane sporcu çıkartıyorduk da şu anda işte sporcu çıkartamıyoruz.
gibi bir durum söz konusu değil. Veya işte bunu ilk 300 için söyleyebiliriz, ilk 500 için söyleyebiliriz. Yani şu anda aslında ülke iyiye doğru gidiyor. Yani görünen kısmında şöyle bir durum var. Evet ya, hala işte biz 80 milyonuz, 85 milyonuz, daha fazla sporcu çıkabilir, daha fazla işte sporcuyla yukarıda bizi temsil edebilir gibi görüyoruz. Bu kesinlikle doğru. Ama bu yavaş yavaş olacak. Yani alttan çok iyi sporcular yetişiyor ve yukarıda da iyi sporcular var. Bunu alttakilere güzelce gösteren ve aslında iyi gidiyoruz yani. Ha, yeterli mi? Yetersiz. Daha fazla olmalı. Bu buradaki asıl, yani hani burada daha fazla sporcu çıkamaz mı diye sorarsak, kesinlikle daha fazla sporcu çıkabilir. Burada da işte destek giriyor işin içine. Sponsorluklar giriyor. Evet, sponsor eksikliklerimiz mutlaka oluyor. Çünkü tenis şu anda yerel, yani ulusal olarak çok yaygın, ama ulusal düzeyde bir Almanya gibi veya bir İtalya gibi veya işte diğer Avrupa ülkeleri gibi içeride turnuva örgüsü iyi ve para kazandıran bir sistemi yok ve popülaritesi de yok. Popülaritesi olmadığı için sponsor kaybı da yaşıyoruz. Uluslararası düzeyde bu sefer yarışmaya çalışıyoruz. Uluslararası düzeyde yarışmaya çalıştığımızda da tabii bu sefer finansal yükler ağırlaşıyor. Bu finansal yükleri de bu sefer biz sponsorlara gittiğimizde, bunlardan bahsettiğimizde, bu sefer tabii ki yükler ağır geliyor. Yani burada biraz aslında bununla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Ama bu konuda da Uludağ Premium'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Şu anda bize Emirhan Bulut'a ve bana şu anda büyük destek sağlıyorlar. Bizi uluslararası düzeyde turnuvaya gönderiyorlar ve sponsorluğumuzu üstlendiler. Onlara teşekkür ediyorum buradan, yeri gelmişken de. Bunların çoğalması gerekiyor. Yani bu tip büyük firmaların, bu tip büyük organizasyonların bu tip şeyleri istemesi gerekiyor. Çünkü oralara çıktığımız zaman aslında temelde ülkenin markalarını biz yukarılarda temsil edersek, işte o zaman aslında istediğimiz şey gerçekleşecek. Başka markaları değil de, çünkü çocuklarımız bir şekilde gidip o veya bu marka tişörtler alıyor ve onlarla gidiyorlar. Onlarla değil de bizim yerel firmalarımızın bunları daha çok yapması lazım diye düşünüyorum. Hocam, bu çok genel geçen bir söylem vardı. Siz de tabii ki buna aşina olmuşsunuz. Evet. Size bunu soracağım. Tenis Türkiye'de bir zengin spordur. Artık değil sanırım ya. Eskiden öyleydi. Kesinlikle böyleydi. Yani eskiden ulaşmak zordu, alanı bulmak zordu, işte o topluluğun içerisine girmek zordu. Ama artık böyle değil. Yani bu konuda belediyeler de şu an çok iyi çalışıyor. Yani her belediyenin takım kurdukları takımlarda tenis branşı da mutlaka var. Ve mutlaka işte parklarda, bahçelerde tenis kortları var. Yani bir şekilde şu anda Türkiye'de tenis yaygın. Yani eskisi kadar zengin sporu diyemeyiz. Hocam, son olarak sizden son cümlelerinizi alacağız ve ben şunu da sorayım size. Siz burada tenis akademisine antrenörlük yapıyorsunuz. Evet. Şimdi izleyen insanlar vardır, çocuğunuzu tenise başlamak isteyenler vardır. Evet. Buradaki tenis akademisinden de biraz bahsetmenizi istiyorum. Ayrıca sizin son cümlelerinizi alalım. Tabii ki. Buradaki tenis akademimiz daha bebek. Nisan ayında başlattık. Ben bebek diyorum. Çünkü daha henüz işte 5 aylık, 6 aylık. Küçük bir çocuk ama güzel rakamlara ulaştık. Şu anda yaklaşık 100 kişiye ulaştık. Buradaki hoca kadromuzla devamlı birleşik çalışıyoruz. Hem antrenörlerimizle hem antrenman programlarımızla. Burada aslında Yalova'ya tenis sporunu biraz daha yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü çok güzel kulüpler var burada. Hemen ileride bir kulüp daha var. Burası var. Bunlar daha da yaygınlaşabilir. Ve hani şu anda oynayanlara baktığımızda ben bunu aynı zamanda şöyle de bakıyorum. Yani bir kulüpte çocuk sayısı ne kadar fazlaysa o kulüp o kadar uzun yaşar. Çünkü yarın öbür gün bizler olmayacağız. Bizim yerimize birilerinin olması lazım ve bu kulübe sahip çıkması lazım. Bir şekilde hani buranın yaşayıp devam etmesi lazım. Çünkü burada organizasyonel olarak da aynı şeyi söylemek istiyorum. İlkini yapmak çok zordur. Yani birinciyi başlatmak çok zordur veya işte o ilk adımı atmak çok zordur. Sonra seneler geçtikçe bu çok daha kolaylaşır ve büyür. Yani orada aslında o bebekken hani o işte düştüğünde ayağı kaldırmamız, işte yürütmeye çalışmamız, büyütmeye çalışmamız, şu anda buna çok ihtiyacımız var. Burada da aynı zamanda. Bunu başarabilirsek, buradan bir kademe üste atabilirsek ondan sonra zaten her şey çok güzel olacak. Ki tekrar söylüyorum, Yalova Tenis Kulübü'nün yönetim kurulu bu konuda gerçekten azimle çalışıyor. Ve burada hani bunun devam etmesi konusunda çok kararlılar. Ve burada da biz öyle bir sistem kurmaya çalışıyoruz ki onlarla beraber. Diyelim ki bizler olmadık, bizler gittik buradan. Biz olmasak da burada bu sistem bozulmadan devam etsin
şekilde bir sistem kurmaya çalışıyoruz buraya ki hani gençler tenise ulaşabilsin, öğrenebilsinler ve hani belki de başka hayaller kurup hani yukarıya doğru tırmanabilsinler diye. Hocam kaç yaşından itibaren öğrenci alıyorsunuz şu an? Şu anda 5 yaşından itibaren öğrenci alıyoruz buraya. Evet, 5 yaşından itibaren öğrenci alıyoruz. Üst limit olarak da şu anda 15-16. Yetişkin akademisi de başlatıyoruz yavaş yavaş. Yetişkinlere özeldi. Şu an gayet güzel gidiyor diyorum, işte yüzlü rakamlara ulaştık. Bu güzel. Hedefimiz tabii ki daha büyük. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Ben de zamanınızı bir bana ayırdığım için özür dilerim. Düşünüyorum. Size de bundan sonraki profesyonel yaşantınızda başarılar diliyoruz. Umarız dediğiniz gibi ilerleyen süreçlerde Türk tenisi hem kadın hem erkek olmak üzere Grand Slam'lerde ilk yüzde daha fazla insanla temsil edilecektir. Zeynep Sönmez'e de tebrik edelim en azından en son bitmeden. Çünkü dün ikinci eleme maçını da kazandı şu anda US Open'da. Tebrik ediyoruz onu da. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizi daha yüksek yerlerde temsil etmesi dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.